Efendim iyi akşamlar. Bir programda yine sizinle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ve bugün Kütüphane Gençlik Teşkilatı'ndayız. Yani biz bugün Almanya'nın Kuzeyren eyaletinde Türklerin en çok yoğun yaşadığı bölgelerden bir tanesindeyiz. Burası Duisburg'un Beck bölgesi. Burada bir tane kütüphanemiz var. Bir gençlik kütüphanesi var. Ve biz bu gençlik kütüphanesinde bulunuyoruz. Efendim burada bulunmamızın sebebi ise hepinizin yakinen bildiği gibi biz Uygur Türklerine, Doğu Türkistan'a gönül verenler diye bir program serisi devam ettiriyoruz. Biz bu programı yaparken tabii ister istemez hep yollardayız. Bu yollarda dolaşırken bir gün yolumuz Beck'e düştü ve Beck'ten geçerken bir tane binanın önünde neyi gördük? Doğu Türkistan bayrağını gördük. Yani gök bayrağı gördük. Gök bayrağın al bayrağı kardeşliğini gördük. Burada al bayrağın çocukları, Türk kardeşlerimiz buradalar. Kendileri Anadolu'nun bütün şehirlerinden, bütün illerinden buradalar. Ama burada daha çok öğrendiğimiz kadarıyla İç Anadolu ve Kütahyalılar biraz daha yoğunlukta. Biz bu gençlik teşkilatının, bu kütüphanenin içerisinde bulunan gençleri sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Tanıyalım. Adım Talha Dırmık, 17 yaşındayım. Maşallah. Ne okuyoruz? Meslek okuluna gidiyorum. Kaçıncı sınıf? 11. sınıf. 11. sınıf oluyor. Hangi mesleği öğreniyorsun orada? Elektrik. Hemen sana gelelim güzel kardeşim. Sen? Abdullah soyadım okumuş. Bayburtluyum. Ben de okuyorum. Tebrik ediyoruz. Sen ne okuyorsun? Ben daha gimnazyuma gidiyorum. Evet, kolay gelsin. Başarılarının devamını diliyoruz. Talha ben şeyi soracağım sana. Doğu Türkistan'ı duydun mu? Duydum. Peki Doğu Türkistan hakkında neler biliyorsun? Orada yaşananlar hakkında neler biliyorsun? Üzücü bir haber. Çok üzülüyoruz. Peki bunu çevrendeki insanlarla konuşuyor musunuz? Yani bunu dert edindiniz mi? Diyor musunuz oradaki insanların hali ne olacak, neler yapılabilir diye? Diyoruz tabii ki. Evimizde tek dediğimiz laf, Allah inşallah yardımcı olur. Şimdi biz buradan yardımımıza dokunamaz, sadece bizim burada tek duamız eksik ve tabii duamızı da okuyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi milletten, hangi ırktan olursa olsun insanlara yapılan zulmü hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Elbette ki orada Doğu Türkistan'da yaşananlar da güzel şeyler değil. Oradaki insanlara da bir zulüm yapılıyor. Sosyal medyadan biz bunları zaten duyuyoruz, biliyoruz, görüyoruz. Televizyonlarda seyrediyoruz. Peki Abdullah sen neler söyleyeceksin? Sen neler biliyorsun Doğu Türkistan hakkında? Maalesef fazla zulüm görüyorlar. Hani ölümlerini gördük resim olarak. Gerek video olsun. İşte dediğimiz gibi Talha kardeşim dediği gibi. Aynen bizim de tek yapacağımız şey bu inşallah. Evet sen ne yapıyorsun Muhammed? Okuyor musun? Ben de okuyorum. İşte sen de ileride bir herhangi meslek için hazırlık yaptın mı? Yapıyoruz. Hangi? Ekonomi. Çok güzel. Tabii ki ekonomici de lazım. İleride insanlığın hizmetini yapacak, gerçekten insanlığı daha güzel yerlere taşıyacak insanlara ihtiyacımız var. Evet, seni tanıyalım. Benim adım Meryem Gümüş. Evet. 15 yaşındayım. Evet. Ben de okuyorum. 10. sınıfa geçtim. Olmazsa polis olmak. Polis olmak istiyor. Ya işte tamam ya tam güvenlikçi de tamam. Evet şimdi sizi tanıyalım. Benim adım Kerim Gümüş. Evet. 27 yaşındayım. Evet. Duisburg'da doğup büyüdüm. Yönetime girmiş oldum 5 sene önce. Ve ondan sonra 3 sene boyunca kitaplık bölümünü işlettim. Hı hı. Gördüğüm kadarıyla gerçekten kütüphane kuruluş amacına ulaşacak şekilde eğitim de veriliyor ve biz tabii burada bu iş için emek veren kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Buradaki çalışmalar hakkında neler söylemek istersiniz bize? Gençlerimizin böyle burada daha güzel, temiz ortamda böyle yetişmesi inşallah şey olur. Bizler için. Sizi de kısaca tanıyabilir miyiz mümkün mü? İsmim Ramazan Akmaca, Kütahyalı. Biz de belirli bir zaman, belirli bir görev içerisinde bulunduk. Devam söyleyebilirim. İnsana yardım etmek amaçlı ya da insana hizmet etmek amaçlı görev alan bütün arkadaşlarımıza biz gerçekten teşekkür ediyoruz. Hazreti Ali'nin söylediği bir çok güzel bir söz var. O diyor ki dosta giden yol yakındır. Sizler de bizimle
beraber bu yolda olduğunuzu hissettiğimiz için özellikle sizi ziyaret etmek istedik. İnsanlara okuma sevgisi aşılanmaya gayret edildiği için okuyan insanın kimseye pek zararı olmuyor. Sizlere Ramazan kardeşimden başlayarak şöyle son cümlelerinizi almak istesem, Doğu Türkistan'da yaşayan kardeşlerinize neler iletmek istersiniz? Şöyle tek tek alalım. Buyur Ramazan kardeşim. Doğu Türkistan 350 milyonluk Türk dünyasının ata toprağıdır. Orada yaşayan 20 milyon civarında sanırım Uygur Türk kardeşlerimiz var. 35, düzeltmek için söyledim. 35 milyon. Biz dualarımızla yanındayız. Yani madden de yardım edilebilecekse gene yanındayız. Mümkünse artık sınır illerden, sınır ülkelerden mümkünse yardımlar iletilmeye gayret, o gayret içerisinde bulunacak. Bunu da tabii sizin aracınızla kamuoyuna duyurmuş olalım. Buyurun. Kardeşlerimize yani huzurlu, sağlıklı yaşam Cenab-ı Allah'ın nasip etsin. Yani bütün bu zulümlerden Cenab-ı Allah'ın bir an önce kurtulmalarını dilerim. Yani. Şöyle dünya haritasına baktığımız zaman dünyanın toprağı bakımından en büyük kıtası Asya'dır. Asya'nın merkezi de tamamıyla Türk vatanıdır. Türklerin vatanı, asli vatanımız. Türk dünyası Müslüman kimliğinde en batıda Balkanlarını yitirdi son 100 senede. En batıda ve en doğuda da Doğu Türkistan'ı yitirdi. Yani bunlar yitirilmiş topraklarımızdır yani siyaseten bizim hükmümüz altında olmayan ama tabii gönül siyasi birlikleri tanımıyor, politika çizgilerini tanımıyor. Ne kadar cetvellerle çizilmiş olsa da bu sınırlar, gönül sevgi tanıyor, kardeşliği tanıyor ve bizim en üst kimliğimiz de İslam'dır. Yani Allah'tan sabır dilerim onlara. Tabii bu imtihan dünyası, onlar nasıl yoklukla imtihan ediliyorsa biz de varlıkla imtihan ediliyoruz. Yoklukla imtihan edilen yokluğunun farkında ama varlıkla imtihan edilen varlığının farkında değil yani. Varlıkla imtihanının farkında değil. Ve şunu derim son olarak yani genel olarak bu zulüm, mazlum konusunda nefisleri terbiye edilmemiş yığınlardan oluşan insanlar, devlet, ordular diyelim her zaman barbarlık, canilik yapmaya hazırdır. Bunun örneğini Bosna'da gördük. Bunun örneğini Doğu Türkistan'da görüyoruz. Bunun örneğini Afrika'da da görmüşüzdür. Bu tarih boyunca böyle devam etti. O yüzden önemli olan nefsimizi ilahi terbiyeye bırakmamız. Dualarımıza yanındayız demek istiyorum. Allah onlara yardım etsin. Rabbimiz yani tüm Müslümanlara güç ve sabır eylesin. Zulme bir nokta veya bir son koysun. Dualarımızdan zaten Doğu Türkistan'ı, yani bir tek Doğu Türkistan'a zaten dualarımızla değiliz. Filistin'deyiz. Yani her Müslüman ülkesindeyiz yani. Bütün yani hepimizin duası onlar hakkında, Filistin hakkında ve yani tüm Müslüman kardeşlerimizin zulme uğradığı ülkelerdeyiz. Ve Allah sabır versin diyoruz. Eyvallah. Her yönde maddi manevi onlarla beraberiz. İnşallah da bu zulüm bitecek. Başka bir zulüm de başlamasın. Böylece sonuna ersin. Evet. Yani kısacası aslında İslam'ın bize terbiye ettiği gibi, İslam'ın bize söylediği gibi bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi, bir insanı yaşatan bütün insanlığı yaşatmış gibi bizim asli görevimiz hem yaşamak hem de yaşatmak için gayret etmek. Onun için dünyanın neresinde olursa olsun biz Uygun TV ekranlarından istiyoruz ki yaşatanlar ve yaşattıkça yaşayanlar çoğalsın. İnşallah yaşamak için gayret gösterenler, insanca yaşamak için çevresindeki ezilenlere yardım edenler çoğalsın. Gönlünüzün gittiği yerde inşallah gönlünüz sizi hak namına çoğaltsın. Efendim Duisburg'dan yapmış olduğumuz yayın burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.